Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün izlenme rekoru kıran tarifimi tekrar paylaşıyorum. Avokado tüketmemiz gereken çok faydalı bir besindir. Fakat tadı gereği genelde insanlar çok fazla almaz. Ama bu tarifi denedikten sonra kesinlikle her avokado gördüğünüzde almak isteyeceksiniz. Bu tarifte olgunlaşmış, artık krema haline gelmiş, yumuşamış bir büyük avokado kullanıyorum. Bu videoyu çekmemin sebebi avokado hakkında takipçilerimden çok fazla soru aldım. Bunların yanıtlarını bu videoda paylaşacağım. Olgunlaşmamış bir avokadoyu elmaların yanına koyarsanız daha çabuk olgunlaşacaktır. Ama tercihen olgunlaşmış seçerseniz daha iyi olacaktır. Bunun için baş parmağınızla çok hafif bastırmanız yeterli. Eğer yumuşaklığı hissederseniz avokado olgunlaşmış demektir. Bu sosu yaptıktan sonra ne kadar süreyle saklamamız gerektiği sorulmuştu. Yaklaşık 2 gün muhafaza edebilirsiniz buzdolabında, üzeri kapalı bir şekilde. Ama 2 günü, en fazla 3 günü geçmemesini tavsiye ederim. Kıtır ekmek ve bu sos ile kahvaltılarınızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Evet, avokadoyu hazırladım. Çatal yardımıyla eziyorum. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Daha pürüzsüz halde olacaktır. Ama çatal da bu işlevi görüyor. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. İçerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir büyük diş ezilmiş sarımsak ekledim. 3 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Bir tutam da pul biber ekleyeceğim. Son olarak 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bütün bu malzemeleri iyice karıştıralım. İşte bu kadar kolay, az malzemeli ama aşırı lezzetli bir sos tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Efendim. Gel anneciğim. Evet, sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var. Çok güzel olmuş. Prenses olmuş. Ben sunum amaçlı avokadonun kendisini kullandım. Gayet de şık duruyor bence. Avokado sindirim sistemimizi düzenleyen çok güzel bir besindir. Şu an tam mevsimindeyken kesinlikle bu tarifi deneyin. Bu tarifi senelerdir yapıyorum. Gerçekten çok memnunum. Çok lezzetli oluyor. Hatta istiyorum ki böyle bir tane avokado ağacım olsun. Sürekli bu tarifi yapayım. Normal ekmekle de tabii ki yenebilir ama kıtır ekmekle daha böyle güzel oluyor. Diyelim ki yedik. Geriye kalanları nasıl saklayacağımızı da göstermek istedim bu videoda. Kafamızda hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemedim. Yine de tabii ki sorularınız varsa yorum bölümüne benimle paylaşabilirsiniz. Anında cevaplayabilirim. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.